Amerika. Şimdi arada o kadar çok başlık var ki fakat çok. onlardan bir tanesinde ben okurken de çok takıldım, <laughs> e, zan. Hı. Şimdi e, hatta Hı. o hikayenin sonunda da Sinan Hoca'nın sözüyle bitirmişsiniz, zan esarettir diye. Tabii. Aslında bizi e, geri çeken, korkmamızı sağlayan, belki saçma sapan hareketler yapıp e, yanlış girişimlerde bulunmamızı sağlayan şey aslında hep zannetmek. Aslında öyle değilken yanlış anlamalar çok önemli değil mi? Hocam size dönüyorum. Zan esarettir. Kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabımda var. Ee, birazcık onu konuşalım mı? Yani bu e, ilerleme yolunda insanın <laughs> duygusal, e, zihinsel ilerleme yolunda zan ne kadar geri çekiyor? Ön yargılar ve zannetme. Çok. Ya, insan zandan oluşuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bizim zihnimizin çalışma prensibi. Ee, karşılaştırma üzerindedir. Relatif yani göreceli bir zihnimiz vardır bizim. Hiçbir şeyi olduğu gibi anlayamaz o. Bir şeye bir, şey, bir, şeyi bir şeye nispet etmesi lazım, karşılaştırması lazım anlaması için. Mesela kendini tanıması için muhtemelen hepimiz ilk başta annemizle nispet ettik kendimizi. Evet. O öyle, ben böyle, ben o yüzden farklı bir benim dedik. Bir ayrı varlık olarak ortaya çıktı. Yaşlandıkça ve... da ona benziyor. Tabii ayrışma o zaten ayrılık bir... <laughs> olmayacak mecbur zaten. Ayrışma oradan başlıyor. Ve sonra biraz önce Kerem söyledi ya mesela bir avatar oluşturuyoruz, karşıya bir hikaye yazıyoruz falan diye. Biz çok zannediyoruz insanları mesela, dünyayı zannediyoruz. Mesela bir yerlere hep bir şey umarak gidiyoruz ya da bir yerlere hep bir şey umarak hiç gitmiyoruz. Onlarla ilgili deneyimimiz yakınlaştığı zaman çoğu zaman işte sükutu, hayal olmasının sebebi onların gerçekliğinin bizim zannettiğimiz gibi olmaması. Şimdi zan işte böyle kırıldığı zaman gerçekle karşılaşıp dağıldığı zaman "Aa zannetmişim" diye bir farkındalık oluyor ama şunu çoğu zaman şuraya atlayamıyoruz. Bizim dünyamız dediğimiz şey bir zandan ibaret aslında. Bu seninle daha önce programlarda falan çok konuştuk. Ya yani bu gerçeklik dediğimiz şey koca bir zan. Yani şu anda içinde yaşadığımızı zannettiğimiz dış dünyanın Zihnimiz tarafından oluşturulmuş bir temsil olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu masanın sertliğinden senin güler yüzüne işte Kerime olan dostluk ve muhabbetimden şu çayın tadına kadar her şey sanal. Her şey benim zannım Şimdi ve gerçek ne kadar gerçek diye bir soruyla sabaha kadar konuşmaya değil. başlar mız? Ya ben çok kısa söyleyeyim. değil. Yani gerçek bu değil, bu algıladığımız şey değil. Ne ben ne sen ne başkası bu gerçeği olduğu gibi algılayamıyor. Bu yani bir nihilizme götürmez insanı. Yani o bazı öyle diyor. Yani hiçbir şey gerçek değilse ne yapalım? Konu değil. Şunu fark etmek gerekiyor. Buradaki her şey bir zandan ibaret. Hani e, hadis-i şerif galiba şeyi insanlar uykudadırlar, ölünce Doğru. uyanırlar var Doğru. ya. E, gerçekten bu bir rüya aslında. Zihnen ürettiğimiz şeyler nasıl gece adına rüya diyoruz ama kesikli olduğu için rüya diyoruz. işte bu süre, süre gittiği için bunu, bunu gerçek zannediyoruz. Ve dünyadaki her şeyle ilgili zanlarımız da esas bence kırılma noktası burası kültürümüzce şekillendiriyor. Önce mikrokültür, ailemiz bize bir şeyler öğretiyorlar. Diyorlar ki şu şöyledir. Şimdi biz bunu nasıl öyledir diye anlıyoruz. Onlar öyle dediği için. Ve onların somut dünyada söylediği birçok şey gerçeği karşıladığından onlara itimadımız var. İşte soba yakar diyorlar, elektrik çarpar diyorlar falan. O zaman diyoruz o söyledikleri de doğrudur. Yani onları biz zaten rehber bilgeler olarak kabul ediyoruz hayatımızın ilk yıllarında. Anne, baba bunlar ne derse öyledir yani. Evet. Onlarla kavga etsek bile. Ve sonra bu kültür bizim zanlarımızı oluşturuyor. Şimdi bu öyle bir riskli bir şey ki demin Kerim anlatırken bir not aldım çok önemli. Mesela kadim olan yerel değildir. Şimdi biz Çoğu zaman dedim ya başta kadim diye böyle dini anlatıları anlıyoruz hemen. Hatta bir kısım insan o yüzden kadim sözcüğüne de kadim bilgiye de mesafeli duruyor. Halbuki mesela dini kültürler çoğu zaman yereldir, lokalize olmuştur ve belli bir kültüre hastır. O kültürü kapsar bazı şeyler. Yani mesela Arapların inandığı dinin efendim çevresel anlatıları, özü belki aynıdır bizim inandığımız şey ama çevresel anlatıları Arap kültürüne göre şekillenir. Oranın renkleriyle renklenir. Şimdi siz eğer kadim olanı içinde yetiştirdiğiniz kültürün size verdiği kodlardan ibaret zannetmeye başlarsanız kadimi öldürürsünüz. Kadimin testi şudur. Sizin e, kültürünüzün, inancınızın, çevrenizin iyi dediği bir şeye dünyanın her yerindeki insanlar da fark ettiklerinde iyi diyebiliyorlarsa o kadimdir. Kadim ortak Çok kültürdür. Güzel kadim sınırsızdır. Yani siyasi sınır falan tanımaz, coğrafi sınır tanımaz. Kadim insana dairdir. Bir bölgeye, bir kavme, bir gruba ait değildir. Dolayısıyla şimdi mesela bu zan bizi dövüştüren bir zan. İnsanlar bunun için savaşıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Başka zanlar da var. Mesela bu dünyada bir şeye sahip olabileceğin zanlı. Onun bunun gidip altınlı altın almak için millet birbirinin ümüğüne çöküyor. Halbuki kefenin cebi yok lafını herkes biliyor ama ya öyle değil işte. Hı -hı. Bu dünyada hemen bir güvenceyi alayım, bir böyle bir arkayı doldurayım, işler şeyler yapayım falan filan. Buna engel olamıyoruz. Çünkü biz bu zanlarla kuşatılmış vaziyetteyiz. Bütün benim görebildiğim, rastlayabildiğim, hani Kerim kadar böyle araştırmışlığım, Hı -hı. geçmişine Hı -hı. gitmişliğim falan yok. O kadar metodik çalışma, etrafında böyle arkadaşları bulundurmayı çok seviyorum. Evet. <laughs> Devamlı onlarla muhabbet ediyoruz. Yani bütün kadim hikayelerin anlattığı şey aslında şu. Sen böyle nerede yetişmiş olursan ol böyle giderse baltayı taşa vuracaksın sevgili kardeşim bak şöyle yaparsan böyle olur böyle yaparsan böyle olur bütün bunların hepsini anlattığı şey de zanlarından bir çık kadim olanın gösterdiği resmi anla çünkü o resmi göremeyecek kadar körleşerek biz dünyaya ilk adımlarımızı atıyoruz kültürümüz bizi körleştiriyor zanlarımız ezberlerimiz körleştiriyor ben hatta şeyi işte insanın manevi ayarlarında çalışırken orada da Kerim'le muhabbetimiz çok. E, tasavvuftaki hiç anlatısını yani o gelişimin en son basamandaki hiçi de buna yoruyorum. Tabii ki ben bu arada özellikle gidip de bu literatürde işte İbn Arabi ne demiş öbür ne demiş özellikle bakmam. Önce bir düşünce üretirim kendimce sonra onu bilenleriyle tartışır sonra da kaynaklarına giderim. Örtüştüğü zaman çok sevinirim. Demek ki bu zamanın ruhunda da aynı ihtiyaç ve aynı çözüm ortaya çıkabiliyor. Yani kadimle uyuşan bir şey düşünebildiğim zaman çok hoşuma gider. Hiç anlatısı niye önemli? İnsan işte yolda çeşitli rehberler edinerek bir kişilik yolculuğu yaşıyor, bir gelişim yolculuğu yaşıyor. Ama bunun neticesinde artık adına ben dediği şeyi kaybediyor. Ben bir zan. Ben bir zandan ibaret. Ve bu zanlı kaybedince artık ben kalmaz. Ne kalır? Hiç. hiç Ama hiç. o hiç ne? Her varlığın şey. hepsi. Yani ben olmayınca artık o ben sen o hepsi bir. O birliği yaşayabilme hali bir e, ideal olarak sunulmuştu. Bu nasıl bir şeydir bunu yaşayan insanlar soruyor ben onu bilmem. Ama teorik olarak anlayabildiğimi zannediyorum. Çünkü benim iyi bildiğim yer bu yaşadığımız hayatın gerçek olmadığı. Buna kalıbımı basarım. Bunu dünyanın bütün felsefeciyle, bütün muhterizleriyle itiraz eden herkesle tartışabilirim. Çünkü orayı iyi biliyorum. Bu gerçekliğin bir karşılığı yok. Bu bir e, içinde yaşanabilir bir tiyatro, bir arayüz, dünya ile ilişkiye geçmemizi kolaylaştıran bir illüzyon. Ama bunun arkasındaki hakikati merak etmek ayrı bir şey. Onu merak edebilirsiniz. Ama önce fark etmemiz gereken şey, başta ben olmak üzere, bu zanların içinden kurtulmak gibi bir görev var. İşte burada da kadimin çok büyük yardımı var. Kadim, bize devamlı olarak yalan dünyanın problemlerini aşmak kolaylığı sağlıyor. Bize o dalgaların üstünde gidebilecek sörf tahtaları sunuyor. Tek yapmamız gereken işte onları biraz ustalaşacağız yani. O da dinleyerek anlayarak falan oluyor. O biraz önce dediği Kerim'in işte bir yolculuk. Hı. Mesela bütün hikayeler bir yolculuk. İşte kahramanın yolculuğu anlatısı vardır meşhur Campbell'ın. Ee, biz hepimiz aslında anne karnından mezara bir yolculuk yaşadığımız gibi insanlık medeniyette bir yolculuk yaşıyor. Her şey maddede bir yolculuk yaşıyor. Yani biz zaman içerisinde akan varlıklarız. Şimdi bu akış çok kısa olduğu zaman işte ya bir ömürde ne öğreneceksin yani başta dediğim gibi. Evet. Ama bir de e, Newton'un dediği gibi ben devlerin sırtında oturuyorum diyor ya ona çok güzel şeyler yaptın diye bir dakika diyor biz devlerin sırtında oturuyoruz. Kadimden istifade devlerin sırtına binmek demektir. Uzağa görürsünüz. Yani önünüzdeki taşa takılmazsınız. Onların büyük adımlarıyla hızlı mesafe alırsınız. Ama bu tabi bugünün e, o indirgemeci mini, mini her şeyi kendim çözeceğim. Dünyayı baştan kendi kafamla sorgulayacağım. E, çocuksu idealine çok uygun gözükmüyor. Bu çocuksu bir ideal. Çünkü dünyanın, evrenin, bilginin ne kadar çok olduğunu bilince bu iddianın ne kadar boş olduğunu anlıyorsunuz. Tek başımıza baş edemeyiz biz bununla. Ve bu bir kaçış, bu saklanış, bu bir acizlik değil. Bu insanı bir birey olarak ne kadar aciz ve zayıf <laughs> ama bir tür olarak ne kadar muhteşem bir şey gördüğünüzle alakalı. Ben tek başıma için ama bir insan türü içerisinde müthiş bir avantajım var, başkaları var. Geçmiş var, söz var, anlatı var. Bundan istifade etmeyi öğrenmem lazım.